Evet, şimdi alışverişe de gideceğiz bugün ama önce sizinle beraber makyaj yapacağız, hazırlanacağız. O kısmı da görün istiyoruz. Çünkü hangi mağazalara gidelim gittiğimiz yerlerde? Mesela... Valla Özgür Park AVM'yi gitmeyi düşünüyorum. Tamam. Bir orada da... Penti olabilir mi? Penti'ye kesin bakıyoruz. H&M, Kokona. Evet arkadaşlar, Özgür Park'a geldik şimdi ve bakacağız mağazalarda neler alabiliriz diye. Önce biraz kıyafet bakınacağız, sonra bikini falan bakacağız tekrar. Herkese selam. Ben de selam. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yaz geldi ve yeni bir vlog videosu ile karşınızdayız. Bikine bakacağız. Bir sürü yazlık kıyafetler de bakacağız. Bakalım fiyatlar nasıl arttı mı, düştü mü, ne yaptı? Ve Sude de yanımda. Evet, yine beraberiz tabii ki. Bir de baba yardımcı olarak ben buradayım tabii ki. Evet. Alışverişe de gideceğiz bugün. Ama önce sizinle beraber makyaj yapacağız. Hazırlanacağız. O kısmı da görüntüyoruz. Şimdi seviyorsunuz. Ya bu alışveriş makyajı mı oluyor? Bu nasıl? Evet, dışarı çıkıyoruz. Hazırlanma makyajı. Tabii arkadaşlar beraber alışveriş yapacağız. Ben de kızım. Bu arada parayı ben vereceğim değil mi? Evet, amcam ödüyor. Yani amca olarak, baba olarak tabii ki bana ödüyor bu. İnşallah fazla bir şey almazsınız, beni çok zorlamazsınız diye ümit ediyorum. Zorlamayız herhalde. Zaten fiyatlar çok arttı biliyorsunuz. Hem fiyatları da görmüş olacağız beraber neler ne kadar. Mayo, bikini, terlik, o tip şeyler de bakıp alacağız. O tip şeylere bakacağız çünkü tatile gideceğiz biliyorsunuz. Yaz gelmişken ne yapabiliriz? Tatil. Belki yine bir villa tatili falan yapar mıyız acaba arkadaşlar? İnşallah bakalım. Hadi o zaman siz makyaja başlayın. Biz makyajımızla başlayalım. Size. Sen de bizi izlersin artık. Tamam, izleyeyim ben de. Önce makyajdan önce. Eşlik ederim size. Bu Bepantol Plus'un nemlendiricisini sürüyoruz bizim de. Önce ne yapıyoruz? Saçımızı topluyoruz. Evet, arkadan saçımızı toplayacağım ben geldim. Ya bunu dolayı mı gerek yok mu? Saçımı toplayacağım. Ne bileyim ya, arkadan belki daha kolay olur diye düşündüm yani. Yok, biz kolay yapıyoruz bu işi. Şimdi bu Bepantol Plus'la yüzümüzü nemlendireceğiz önce. Sen daha bakalım. Kıramadın mı? Ama elime krem sürdüm. Sen tutup kremi al eline. Ya ben bu Bepantol, Bepantol mudur nedir, ben bunu şeyde kullanıyorum, daha çok yaralarda falan kullanıyorum. Hem yaralarda hem şey. Sivilcelerde mi? Sivilceleri de geliyor ve yüzü de güzel nemlendiriyor. Biz kullanıyoruz yani. Bayağı zamandır. Zaten gece uyumadan önce eline aydırsın şu an. Gece uyumadan önce yüzümüzü yıkayıp unutulunca çok güzel oluyor. Nemlendirelim hemen sonra. Zaten çok makyaj yapmayacağız çünkü biliyorsunuz yaz geldi ve çok terliyoruz. Yüzümüz makyaj çok ağır geliyor. Hızlı olsun çocuklar, çabucak şeye geçelim. Alışverişe. Alışveriş çıkalım dışarı, tamam. Bugün zaten biraz havada böyle yağmurlu bir evet yaz olmasına rağmen. 3-4 gün yağmurlu gösteriyor. Çok sıcak. O yüzden uzun giyindik. Evet, peki şeye ne diyorsunuz? Hangi mağazalara gidelim gittiğimiz yerlerde? Mesela... Valla Özgür Park AVM'ye gitmeyi düşünüyoruz. Tamam. Bir... Orada da... Penti olabilir mi? Penti'ye kesin bakacağız zaten bikini için. H&M Kotona. Var. Koton orada yok. Orada mu? Yeni böyle açılan mağazalar var. Şimdi adlarını unuttum. Çok güzel mağazalar. Hiç ben de girmedim ama. Neyse, beraber bakarız o zaman hangi mağazalara gideceğimize. O zaman ben sizin makyajınızla bir şey yapayım. Bak burada durdurayım bunu. Size yalnız başınıza bırakayım arkadaşlar. Tamam. Çabucak makyajınızı bitirin. Hemen birlikte ondan sonra ben sizi bekliyorum. Çıkalım. Olur mu? Tamam kızlar. Tamam. Görüşürüz. Bekliyorum. Amcam konuşurken biz de o sırada ben kaşlarımı doldurdum, göz altlarımı kapattım, allık sürdüm, bir de highlighter'ımı sürdüm. Ben şimdi eyeliner'ımı çekiyorum. Bunu sürüyorum şu an. Bir de işte normal BB cream'dir. Neydi onun sürdüm. Arkadaşlar biliyorsunuz hazır yaz geliyor, havalar aslında çok sıcak. Bugün ilk defa yani bu hafta bir yağmur gösteriyor. Onun dışında gerçekten çok sıcaktı. İnanılmaz 36-38'lere bile çıktı. Ve daha Mayıs ayındayken çıktı bu havalara. Biz de tabii ki tatile gitmeyi çok istiyoruz şu an. Bir bikini bakalım bakalım mayolara nasıl acaba, yeni sezonda neler geldi. Her sene illa alıyoruz zaten Işıl'la klasik ama. Bakalım bu sene neler geldi, ben çok merak ediyorum. Umarım bu sene güzel şeyler vardır. Kesin gelmiştir yeni trendlere göre. İpli bikini takımları gördüm. O kadar bayılım. Böyle şunun gibi. Böyle bağlaman. Aynı mı alacaksın? Biz büyük ihtimalle aynı alırız. Belki bikini almayız. Rengi farklı. Bikini almazsak zaten mağazalarda geleceğiz. Bir tişört, short falan da bakacağız yazdık. Evet. Bikini eğer hani belki beğenmeyiz ya da çok pahalı gelirse short falan gibi şeyler de alabiliriz yazdık. Beraber bakacağız zaten. Siz de izleyeceksiniz. Hepsini göstereceğiz. Fiyatlar ne durumda? Her şey böyle. Tamam, eyeliner'ımı da çektim ben şimdi. Rimelimi süreceğim. Ondan sonra dudaklarıma kalem sürüp hemen bir nemlendirici süreceğim. O kadar zaten. Başka da bir şey yapmıyorum. Yazın fondöten falan hiç süremem. Sadece göz altlarımı kapatıyorum. Bir de allığa çok abanıyorum. Bu kızarık allığa bayılıyorum. O kadar tatlı duruyor ki hani yanmışım gibi. En sevdiğim şey olabilir gerçekten şu kızarık duruş. Güzel aşığım. Şey. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Işıl'ın LGS sınavı bitti artık. Şimdi sırada benim sınavım var. Sonra tatile gidersek gideceğiz. Benim sınavıma da bir hafta kaldı. Evet.
çok az kaldı. Normalde çıkmıyordum da ışıldığı da bir vlog çekelim beraber, ben alışveriş yapmak istiyorum. Sonra dedim iyi tamam bir gün geleyim. Yoksa görüşememiştim ne zamandır, ışılda da video çekmemiz zaten biliyorsunuz. Artık mesela önceden çok iyi hatırlıyorum, böyle 300 liraya falan yazlık alışveriş yapıyorduk. Ve böyle en az 5-6 tişört, şort, elbise falan böyle bir sürü şey alıyorduk. Şimdi mesela Addax, yani biliyorsunuz çoğu herkesin gittiği daha uygun diye gittiğimiz yerdi. Şu an mesela Addax'a gidiyoruz Işıl'la, diyoruz hani bir şey alalım. Sadece bir tişört 200 lira. Yani 300 liraya bir şey alamazsın zaten, bir tane parça. Çok kötü oldu o yüzden. Şu an yani mesela bikini alırız. Bir dahaki ay alışveriş. Sanki tişört 400-300 lira oluyor. Evet, gerçekten aşırı pahalı. Hani böyle hepimizin bildiği ve sevdiğimiz tam böyle son moda olan mağazalar biliyorsunuz. Oralardan zaten sadece 400 lira tişört. Bir tane crop 400 lira ya. Gerçekten şu şöyle küçücük bir şey. Neden 400 lira? Işıl'ın şu saçma lip balmını buldum. Saçma değilmiş ama ben gerçekten saçma sanmıştım. Çekmecede. Dedim ki aa dedim ne kadar değişikmiş. Dudak kalemiyle falan sunca belki güzel durur. Mor duruyor bu arada böyle bir şey. Ne kadar değişik demedim, ne kadar saçma bir şey dedim. Saçma bir şey dedim. Sonra bir sürdüm, rengi dudağımda o kadar güzel durdu ki pembemsi böyle doğal. Tam böyle yazlıkları çok hoşuma gitti. Şimdi dudak kaleminin içine onu süreceğim işte. Evet arkadaşlar, şimdi hazırız. Amcamı da hemen şey yapalım, dışarı çıkalım çünkü öğlen oldu artık. Zaten bir an önce gidip görmek istiyorum neler alacaksam, bakmak istiyorum. O yüzden çok heyecanlandım. Nasıl? Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıkalım. Orada da çekmeye devam edeceğiz. Gerçi yağmurlu ama neyse, hadi o zaman biz çıkıyoruz. Ay çok sıcak. Evet arkadaşlar, Özlek Park'a geldik şimdi ve bakacağız mağazalarda neler alabiliriz diye. Önce biraz kıyafet bakınca sonra bikini falan bakacağız tekrar. Ama önce bir kıyafet mağazasından başlayalım bence. Neler peki, var neler yok. Peki ben şöyle yok. Göstereyim önce Özlek Park'taki mağazaları. Şöyle 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 her tarafı. Evet, nereden başlayacağınız önce o zaman onu söyleyeyim. H&M yakın, oradan başlayalım. Hem orası çok güzel. Tamam, hadi o zaman. Buranın alt katını daha çok seviyorum ben. Bize göre daha uygun. O yüzden alt kata iniyoruz direkt. Buralara hiç bakmayacağım. Tamam. Küçücük. 200 lira. Yani onun kumaşı kaç liradır acaba? Neyse, o şekilde eleştirmeyelim. Yani biliyorsunuz her şeye çünkü zam geldi kızlar. Türkiye'de. Değil mi? Her şey en az iki katına çıkmadı mı bildiğim kadarıyla yani. İki katından bile fazla olabilir. Yani bazı şeylerde az, bazı şeylerde fazla, evet. Yakıtlardan hiç bahsetmek istemiyorum zaten. Evet, ne gibi şeyler alacağınız peki? Karar verdiniz mi kızlar? Ne diyorsun amca? Biraz kısa gibi. Evet. Ne diyorsun? Çok fazla kısa. Çok fazla kısa. Yani çok fazla. Evet, bakalım. Evet, çok aşırı kısa. Aşırı kısa. Yok yok. O bence de giyilmez. Kaç liraymış? Bu arada gösterelim arkadaşlara fiyatları da. Gittiğimiz mağazalarda olur mu? Onlar da görsünler. Evet, mağazaya gitme fırsatı olmayan arkadaşlara da fiyatları gösterelim arkadaşlar. İnanılmaz. O ne? Elbise. Nasıl bir şey? O kaç liraymış peki? Diyecek yarısı yok. O kaç liraymış, göster bir de. Yazıyor. Yazıyor. 379 ben gördüm. Evet, evet, o da işte artık pahalı ucuz kendiniz karar verin arkadaşlar onlara. Buradan çıkınca hangi mağazaya gideceğiz, karar verdiniz mi ona? Burada yeni bir butik açılmış ama çok güzel ve fiyatlar da uygunmuş. Hem son böyle modalara göreymiş. Oraya bir gidelim. İyi, tamam peki. Ama burada şu an bakmaya devam ediyoruz, evet, değil mi? İnanılmaz bu yazın modası. Ama bir tane turuncu. Turuncu renkli. Tamam, onun da fiyatını söyle bakayım. O kaç lira? 229 ama bir tane. 229'muş. Bir tane kalmış ve large. İnanılmaz. Kızlar size bir bütçe belirleyelim en güzeli ya. Yani biliyorsunuz ne kadar olsun? 150 liralık olur mu? 350 liralık. Eskiden 350 liralık veriyorduk, evet, ne kadar çok şey yazdı. Alıyorduk şimdi. Şimdi 500 liralık bile desek çok fazla şey alır. En fazla iki parça alınır gibi düşünüyorum ben. Çıkartamalama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Zaten biz de çok bir şey almayı düşünmüyoruz. Birer parça falan düşünüyoruz. İnşallah eski günlere geri döneceğiz. İnşallah. Tatil yapmak da pahalandı bu arada. O ne? O nasıl bir şey ya? O ne saçma bir elbise? Ama bu şey belinde duruyor. Sen çok güzel diyorsun, ben saçma diyorum, düşünsene. Açık. Bakayım, 349 mu yazıyor? Ne yazıyor? Yasak böyle.
Yani bence de evet, o pek size göre değil diye düşünüyorum. Kendinize göre bir şeyler baksanıza. Hadi bakayım. Gerçi bakmadan da anlaşılmıyor ki size göre mi değil mi diye, değil mi? Evet, kısa bir takipçi fotoğraf çektirme molasından sonra devam ettik. Tamam, hadi bakalım. Aa, bu neymiş? 49 lira çok ucuz, ne o? Hay, arkanızda. Şunlar ne? Sude, arkanıza bakar mısın? Ya, 50 lira ama. Evet, 50. Çok tatlı değil mi? O ne? Şort. Ama çok kısalmış şortlar bu sene. Niye öyle Sude? Bana mı öyle geliyor yoksa? Çok aşırı kısa değil mi Allah aşkına? Bak, benim giydiklerimi göstereyim mi? Bak, şunu göster. Çok beğendim geçerken. Hangisiymiş o? Hem yüksekler hem daha uygun yani. Hem de bu dışında biz buna bir baktık, bunu beğendik. Evet evet, yani çok fazla aşırı kısa giymeye bence hiç gerek yok. Bunu alıp bir şort alınabilir yani, ikisi mesela. Yani çok o çok kısalarda oran buran gözükür, hiç hoş olmaz. Hele ki otururken otururken falan hiç hoş olmaz diye düşünüyorum. Ya tabii herkese saygımız var ama ben, yani benim hoşuma gitmiyor kısacası arkadaşlar. Ne oldu? Yine ne buldun? Çok güzel. Tamam, bir fotoğraf daha geldi. Bekliyoruz. Evet, yine bir takipçi fotoğrafından sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, nasılmış o? Ne düşünüyorsun bu elbise hakkında? O yine bana göre. Yani o neresi? Elbise mi o? O elbise mi? Çok güzel. Şunu bir topuklu ayakkabıyla giyip çıksam mesela. Yani şöyle, bence çok uygun fiyata mal edilmiştir o elbise diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla kumaş gitmemiş. Yani ben olsam ona, diğeri 50 lira olduğuna göre bu da olsun 100 lira en fazla. 250. 250. Yani ne bence kadardır? Pahalı. Bu ne kadardır? Bak, o daha şık bir elbiseye benziyor ama biraz kısa sanki. Kısa mı? Bana mı geldi? Kısa, kısa. Bu büyük beden, yoksa bu kısa daha kısa. O ne kadardır? 250 yine o zaman diyorum. 320. İşte benim tahmin seviyem. Işıl, bir şey gördün. Ne gördün Işıl'cığım? Ayı, o da çok güzel. Hangisi? Şu krem rengi olan mı? Hep böyle denizler moda işte. Evet, böyle. O da arkadaşlar 349.99, 350 yani. Evet. Şu tarafa bir bakalım. Hadi artık başka mağazalara gidelim bence, eğer buradan alacak bir şeyiniz yoksa. Ama varsa bilemem. Sude, sen de hep böyle acayip acayip şeyler beğeniyorsun ya. Evet. Tamam, bunlar neymiş? Etekler falan. Aa, yine şort etek mi o yoksa? Bana şort etek gibi geldi o. Değil. Değil mi? O zaman çok aşırı kısa. O etek şortlu değil mi gerçekten? Arası bölünük değil mi onun? Tamam, ben bilemem ben. Ay. Bilmiyorum. Ve kim bilir kaç liradır diyeceğim. Ne? 179 lira mı? Evet. Arkadaşlar bu ya olabilir. Bakın, benim eleştirdiğimi falan düşünmeyin. Ben kendime göre ucuz veya pahalı diyorum yani. Bak mesela. Yoksa her yer pahalı normalde şu an, biliyorsunuz. Her şey pahalı geliyor. Birden zam geldiği için her şeyde. Evet kızlar, bence artık başka mağazaya gidelim. Tamam mı? Senlik derken? Ya sen beğenirsin. Çok dar ama. Vücudu tamamen ama dar bir şekilde gösterir o. Ne bileyim, sen ya çok kısa şeyleri ya da çok dar şeyleri buluyorsun. Söylesene. Evet, Sude, bu tam sana göre. Ne katarsınız? Videoyu herkes izleyebilirsin. Biliyorum Sude. Şaka yapıyoruz zaten Sude. Ciddi değiliz çok. Ne kadardır sence? 350. Artık fazla söyleyeceğim. Bu sefer ben uçmuşum. Nasıl biliyor musun? Spor ayakkabıyla falan günlük giyecek çok rahat bir elbise. Tamam arkadaşlar, burasını bitirdik bence. Evet, burayı bitirdik. Buradan bir şey almadınız mı, yoksa en son mu karar vereceğinizi alacağınızı? Bikini beğenmezsek eğer buradan tamam. Bir elbise falan. Hadi o zaman şimdi dışarı çıkıyoruz, başka bir mağazaya gidiyoruz, evet, arkadaşlar. Gidelim. En sonunda alacaklarımıza karar veriyoruz. Birlikte böyle ev eşyaları falan da varmış ama her şey çok uygun. Hangisini kastediyorsun? Falan da var şurada hemen. Kıyafetler de tam böyle son tarz, son moda şeyler ve daha uygun. Yeni falan mı açılmış ki öyle diyorsun? Yeni açılmış, evet. İyi, tamam. Arkadaşım, bakalım. Bakalım göreceğiz. Hmm. Neymiş bu? Niye öttü? İçeri girerken neyiniz ötmüş olabilir kızlar? Sen buradan alışveriş falan mı yaptın Sude? Gelsene bir tekrar ötecek mi diye deneyelim. Ben mi öttüm? Bilmiyorum. Işıl, gel bakayım. Ne ötüyor öyle? Tekrar gelsene Işıl. Gel bir gel. Işıl, sen gel bir de. Ben de anlamadım. Neyse. Ben ötmüş olabilir miyim? Değilimdir herhalde ya. O ne kızlar? Az önceki güzeldi.
Evet bakın burada da bak şu çok hoş değil mi? Ama biraz çok fazla aşağıda kalır o ya. Ben onu sevmiyorum o değil tarzı. Mi? Ne oldu şimdilik gözünüze önemli bir şey çarpmadı galiba. Elbise. Elbise. Çarp. Ama rengi biraz sanki böyle soluk gibi değil mi? Öyle mi? Kaç liraymış peki? Onlara da bakalım mı? 199 liraymış. Yani daha mı uygun oraya göre diyorsunuz yani? Değişebilir tabii. Kaliteden kaliteye de değişebilir. Fiyatlar biliyorsunuz. Marka, kalite. O ne? Aynı mı? 199 olan mı? Evet. Peki. Şu karşıda. Gördüm. Peki bakarız. Daha ucuzum. Şu an yine artmış fiyatları. Bence. Diyorsun yani. Benim fikrime göre öyle. Ha, ama sen önceki fiyatları da bilmiyorsun ki. Sadece arkadaşlarından duydun. Arkadaşlarından duydum. Ucuzdu. Ha. Tamam. Başka nerelere bakıyoruz? Hani ev eşyaları var bakalım falan demiştin. Faz mı geçtin? Ne gördünüz? Güzel bir şort mu? Şort gördüm. Kaç liraymış? Çok ucuz. 80 lira. 80 lira. Orada 160 liraydı. Hmm, evet. Tamam en sonunda biraz önce değil diyordum. Bak şimdi uygun demeye başladım. Griye olsa mesela çok güzel. Bence öğrenci her şey çok güzel. Ama griyesi olsa... Ayıcıklı çanta çok güzelmiş ya. Bakayım ayıcıklı çanta kaç liraymış arkadaşlar sizin için. Bakalım. Ooo 249 liraymış. Hmm, yorum yapmadım. Ayıcıklar çok güzel. Ayıcık 149, 150 lira. Bence tam sevgili hediye hediye almış. Yani ben erkek kardeşim böyle bir şans çok fazla bence. Bilmiyorum ben de şimdiye kadar ayıcık aldığım oldu sevgilime. Sen senin için söylemiştim aslında. Evet evet ben de oldu yani. Hatta benimki kalpli falandı. O, yani ortasında kalp falan taşıyordu. Evet arkadaşlar maviye geldik bir de oraya bakacağız. Şimdi bir de mavide şort falan bakalım. Buranın güzel oluyor. Başlasın. Tamam evet yine farklı bir mağazaya geldik arkadaşlar. En güzel bir elbisemi gördünüz Sude. Çok tatlı. Kaç liraymış ama onu göstersene. Hani gösteriyorduk arkadaşlarımıza hep. 370 lira. Hadi Penti ve H&M'den beğendiklerinizi alma sırası. Evet, öyle mi? Önce Penti'ye bakalım. En son karar vereceğiz. Nereden neyi alacağımıza. Ona göre bakalım. Belki bir elbise alırız yazdık. Belki bir short tişört alırız. Ya da bikini takımı alacağız. Tamam peki. Şu bakalım. Bikini fiyatları ne durumda zaten bunu çok merak ediyorum. Geçen sene ortalama biz 250'ye falan bikini takımı almıştık. Bikini mi alacaksınız, mayo mu alacaksınız bu sefer? Bence yine... Bikini sanırım çünkü mayolar da aslında böyle çok güzel oluyor sırtı açık falan ama bikini genelde her yaz biz bildiğimiz için. Peki o zaman daha... aşağı mı iniyoruz, nereye gidiyoruz? Şurada Pent, hemen oraya gidiyoruz. He ha, tamam, hadi devam. Arkadaşlar şimdi Penti'deyiz. Burası da bir de şurası. Şimdi birkaç bikini takımına bakındık biz. O sırada çekmedik çünkü hani sorun olmasın diye. Evet. Siyah bikini istiyoruz dedik ama bu sene o kadar çok böyle yeni sezon gelmemiş. Yine hep geçen sene klasik modeller. O yüzden çok da böyle hoşumuza gitmedi. Ortalama fiyatları evet. Göstereyim. Yani bikini altları 160-170 hatta yeni böyle daha ürünler yeni gelenler 300 lira falan onlar renkli ama onları o kadar beğenmedik. Üstleri de yine 200-250 civarı. Yani takımlar 350 falan ama şu an indirim var. Yani bilmiyorum biz sanırım... şu an çok karar veremedik ne yapsak diye. Evet. Büyük ihtimalle bikini almayacağız. Mayo fiyatları da... Mayolar da 300 lira falandı. Yani büyük ihtimalle bikini almak istemiyoruz. Evet. Hani fiyattan değil, çok yeni sezon gelmemizden yok. Ama yeni şeyler geldiğinde daha güzel şeyler alabiliriz belki. Bence de. Şu an bikini almayalım. Yeni sezon geldiğinde almayı düşünüyoruz. Biraz daha bakalım. Arkadaşlar şimdi biz böyle 5-6 parça elbiseler seçtik. Elbise almak istiyoruz. Çünkü yaz geldi ve en çok giyinen şey elbise. Şimdi kabine gireceğiz. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Size de sürpriz olsun. Orada göstereceğiz hepsini. Evet. Bakalım hangisini beğeneceğiz ya da hangilerini. Hadi bakalım, o zaman biz hemen kabine girip deneyelim. Bence gireceğiz. Evet, ilk kıyafetleri giydik. Böyle elbiseler. İkimiz aynısını giydik zaten. Bence çok tatlı. Bilmiyorum, güzel. Bir diğerlerini de deneyelim hemen. Sonra onlara da bakalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle elbise giydik. Benimki böyle ama beli çok büyük geldi. Belini tutuyorum o yüzden. Işıl'ınki de böyle. Çok güzel. Ben çok beğendim Işıl'ınki. Şimdi birkaç tane daha var. Onları da deneyelim. Siz oynayın yorumlarda. Evet şimdi aynı elbisenin farklı renklerini giydik. Bendeki böyle
siyah, ışıldaklı da kahverengi. Bence gayet çok güzel bir flash bayan. Ben sevdim mi? Bu biraz böyle günlük spor ayakkabı giyecek, çok güzel bir elbise. Bakalım bir de son birer tane daha var, onları da deneyelim. Evet, şimdi son parçaları giydik. Ben şöyle bir elbise. Çok beğendim bunu. Şöyle askılı. Ben de beğendim ama biraz şey, beyaz ya. Evet, onunki birazcık. Bilmiyorum, çok beğendim. Şimdi hangilerini alacağız seçelim. Kabinden çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, bu elbiseleri seçtik. Biz de aynı az önce aldık. Bedenini bulamamıştık. Ben kahverengiyi denemiştim ama şimdi siyahın bedenini evet, bulduk. Evet, bedenini bulduk. Herhalde şey, biri denemiş falan da aynı ve yana koymuşlar. Şöyle biraz da uzaktan göstereyim mi? Evet. Peki giydikten sonra gösterdiniz mi siz bunları? Evet, evet, gösterdim. Kabinde. Ha, evet. Çünkü ben orada yoktum ya, bilmiyorum o yüzden. Çok beğendim. Hem spor ayakkabı hem tutuklu istediğin gibi hem spor giyebilirsin. Çok güzel. İkiz olacaksınız yani, evet, resmen. İki kuzen. Evet. Peki nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bunları ödeyelim, sonra kahve içmeye gideceğiz. Evet. Tamam, yani yine hala AVM'deyiz. Evet, hala buralardayız. Tamam, biraz sonra görüşürüz yine arkadaşlar. Ödeyelim. Hadi. Evet arkadaşlar, gezdik, yorulduk ve son olarak Starbucks'ta içecek içmeye geldik. Dedik biraz dinlenelim, bir şeyler içelim, sonra da zaten eve gideceğiz. Alışverişimizi de yaptık. Tabii yazlık alışveriş derken daha yapacağız çünkü içecek mayoları için falan alamadık, terlik, hiçbir şey alamadık daha. Şey almak için. Değil mi? Aslında ama niyetimiz en başta mayo ve bikini almak maksatlı değil miydi? Ama sezonu ben hiç beğenmedim. Yeni sezon gelmemiş. Gelmiş de hepsi gelmemiş galiba. Evet, o zaman bu şey, yeni videolarda görüşmek üzere değil mi arkadaşlar? Evet, yaz videoları gelecek, bir de gidersek eğer tatile falan. Evet. Tamam, o zaman. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu da paylaşırsanız çok seviniriz. Abone ol şunun yanında küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ilk haberdar olabilirsiniz. Yukarıdaki Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Yanlış çıkan videoları tıklarsınız. Onları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.